Merhaba arkadaşlar. Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızda Vaftizci Yahya kimin yolunu hazırladı adlı hikayemizi anlatacağım. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Matta 3. bölüm 16 ve 17. ayetlerde yazılıdır. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum," dedi. Arkadaşlar, İsa'dan 6 ay önce doğan ve İsa'nın kuzeni olan kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Bu kişi Vaftizci Yahya'dır. Tanrı, Vaftizci Yahya'yı İsa'nın yolunu hazırlamak için kullandı. Eski antlaşmada peygamber Yeşaya ve Malaki, Yahya'nın hizmetiyle ilgili ön bildiride bulunmuşlardı. Yahya, günahkar ve Tanrı'dan ayrılmış halkı tövbeye çağırıyordu. Ruhsal olarak İsrail, o dönemde bir çöl gibi kurak ve cansızdı. Yahya, deve tüyünden bir giysi giyer, beline deri bir kuşak sarardı. Çekirge ve yaban balığıyla beslenirdi. Bu şekilde bütün gün çölde halkı tövbeye çağırırdı. Ruhsal olarak insanların yüreklerini Rabbi kabul etmeleri için hazırlamaktaydı. Yahya şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Yeruşalim, bütün Yahudiye ve Şeria yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Zaman geçtikçe Yahya'yı dinlemeye gelen insan sayısı da arttı. Vaftizci Yahya onlara tövbe etmelerini söyledikten sonra onları tek tek Şeria ırmağında vaftiz ediyordu. Bir gün önemli bir kişi Yahya'nın yanına geldi. Bu kişi dünyayı günahtan kurtarmak için gelen İsa Mesih'ti. İsa, Vaftizci Yahya'nın yanına yaklaştı. İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria ırmağına, Yahya'nın yanına geldi ve ona, "Beni vaftiz et," dedi. Bunu duyan Vaftizci Yahya çok şaşırdı. "Ne var ki Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun? Ben seni vaftiz edemem," diyerek ona engel olmak istedi. Çünkü Yahya, İsa'nın Tanrı'nın oğlu ve Mesih olduğunu biliyordu. İsa ona şu karşılığı verdi. "Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyin bu şekilde gerçekleşmesidir." İsa, Yahya'ya Tanrı'nın isteğinin bu olduğunu ve onun da bu isteğe itaat etmesi gerektiğini söyledi. Yahya bu söz üzerine onun dediğine razı oldu ve İsa'yı vaftiz etti. Böylece İsa, vaftizci Yahya tarafından Şeria ırmağında vaftiz edildi. İsa vaftiz olup sudan çıktığında şaşılası bir olay oldu ve gökler açıldı. İsa, Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum," dedi. Arkadaşlar, bu olay İsa'nın Tanrı'nın oğlu ve bizi kurtarmaya gelen Mesih olduğunu gösteriyor. Oğul vaftiz edilirken güvercin biçiminde görünen kutsal ruh onlarla birlikteydi. Baba Tanrı'nın sesi de göklerden İsa'nın üzerine bereketini bildirirken duyuldu. Yahya, İsa hakkında halka şöyle yanıt verdi. "Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve
ateşle vaftiz edecek. Yahya sözlerine şöyle devam etti. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Evet, İsa dünyanın günahlarını ortadan kaldırmak ve bizi günahtan kurtarmak için dünyaya gelen kurtarıcımızdır. İsa Mesih'in vaftiz edilmesinin nedeni günahkar biri olması değildir. İsa, Tanrı'ya itaat etmek ve kendisini günahkar insanlıkla özdeşleştirmek için vaftiz olmuştur. Kısacası İsa'nın vaftiz olması, Tanrı'nın insanlığın günahının affı için talep ettiği bütün doğruluğun yerine getirilmesini simgeleyen bir törendir. Kısacası İsa'nın vaftiz olması, Tanrı'nın insanlığın günahının affı için talep ettiği bütün doğruluğun yerine getirilmesini simgeleyen bir törendir. Vaftizci Yahya, günah işleyerek Tanrı'dan ayrılan halkı tövbeye çağırıyor, İsa'nın yolunu hazırlayıp onları vaftiz ederek İsa'nın kim olduğunu onlara bildiriyordu. İsa, bizim bütün günahlarımızı yüklenip çarmıha gerildi. Öldü ve dirilerek kurtuluşumuzu tamamladı. Artık bizler de İsa'yı kurtarıcımız olarak kabul edip ona iman ederek kutsal ruhla vaftiz edilebilir ve kurtuluşa sahip olabiliriz. Arkadaşlar, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyor musun? İsa'nın günahlarımızı ortadan kaldırmak, bizleri bağışlamak için gelen Mesih olduğuna inanalım ve Rab'be şükredelim. Vaftizci Yahya gibi günah işlemeye devam eden kişilere İsa'yı tanıtmaya gayret edip onları tövbeye çağıralım.